Herkese merhabalar, ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Duygu Demir'le %100 astroloji programına hoş geldiniz. Evet, bugün çok enteresan bir konuğum var. Diyor ki 365 günde bir neden yaşlanayım ben? Çok yönlü, çok yetenekli, ekranların sevilen yüzü, Kızılcık Şerbeti'nin alevi Müjde Uzman bizimle. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempodasın biliyorum. İnanılmaz evet. Bir koşturma ve yani bu dönemde bize zaman ayırdığın için ayrıca teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ne demek? Zevk benim için. Hemen başlayayım mı? Hazır mısın? Hazırım. Direkt giriyorum. Çok hazırım. Aynen senin gibi. Ya sen böyle çok net bir duruşun var Müjde senin. Acayip dobra, çok net ve iz bırakan bir halin var. Benim dışarıdan gördüğüm halim bu en azından. Hani çok feminen, çok dişi ama gerektiği zaman mesafeyi koruyabilen ve gerekirse o maskülen tepkiyi de koyabilen bir halin var. Bu kadar yönlü, bu kadar çok yönlü olmak zor değil mi? Bence hiç değil. Çünkü hep öyle olma içgüdüm vardı benim. Çünkü iki sebepten olduğunu düşünüyorum kendimi incelediğim kadarıyla. Bir, yine o bir kere dünyaya geliyorumla alakalı bir durum. Neden tek bir şey olup gideyim buradan? Tek kişi olup gideyim. Bir de dengeli olmak bana böyle bir şey gibi geliyor. Yani sadece A, sadece B olursan hayattaki bir sürü harfe karşı nasıl mücadele edebilirsin gibi bir fikrim bütün var. Bütün renkleri sahiplenmek gibi birazcık. Evet, çünkü hayatı yaşamayı seviyorum ben. Hayatın her şeyini çok seviyorum. O yüzden her tarafını yaşamak için de birazcık ayak uydurmak, dönüşmek gerekiyor. Biraz terazi burcunun gerekliliği gibi değil mi? Hem yin ve yang, hem dişil, hem eril enerji hepsi birden var. Ben mesela hiç dişi ve feminen hissetmiyorum. Yani bu da mesela hayatımın mücadelesidir. Benim için olduğum gibi görülmek ve anlaşılmak çok önemli. Benim de mücadelem bu. Ama tabii atıyorum Finlandiya'da doğsaydım belki başka bir muamele olacaktı. Davranış biçimi olacaktı. Belki doğduğum yıl yani hepsi. Ama sonuçta işte 84 yılında doğdum. O zamandan beri ülkenin geldiği durum bu. İnsanların bakış açıları belli falan. Bunlarla kavga etmeye gerek yok. Ama maalesef bir ön yargı konsepti var hayatımda. Hiçbir zaman görünüşüm, tipim benim ön sıralarda olan bir fikrim olmadı. Hiçbir zaman öyle bir derdim yok. Bunun bir dert olması da garip bence. O yüzden önce şeyle mücadele ediyorum hep. İşte güzelsin, şöylesin, böylesin. Benim aklıma gelen şeyler değil o. Kime göre güzel bu arada? Yani o kadar yani genel kabul olarak güzelsin şimdi. Ama genel şimdi buna 50 sene sonra belki başka bir genel kabul fikri evet. Olacak. O yüzden o benim hiç aklımı yoğunlaştırdığım bir konu değil. Çünkü bence İnsan hakikaten olma vakit kavramı kaybı. Güçlü sende bence. Evet. Ben faydalı olmak istiyorum. Ben becerikli ve yetenekli olmak istiyorum. Çünkü 20 senedir yalnız yaşıyorum mesela. Her şeyi kendim yapıyorum. Oraya daha fazla mesai harcıyorum. Şimdi kaşıma gözüme odaklanırsam yaptığım hiçbir şeyi vakit ayıramam. Anlatabiliyor muyum? Hiç öyle bir zaten önceliğim olmadı. Ama bu ön yargı meselesi yoruyor birazcık. Çünkü önce kendimi ifade etmem gerekiyor. Sonra ha sen şöyleymişsin deniyor. Ondan sonra işte fiziki ve yüzeysel konuları geçip sohbete girebiliyorlar benimle. O yüzden o beni bir tık yordu artık. Ama kendin olmak, kendini ifade etmek bence çok önemli. Bu arada Müjde'nin Merkür'ü biliyorsunuz Merkür iletişim gezegeni ve aynı zamanda hem zihin, zeka kalitesini anlatan gösterge Başak Burcu'nda çok çok iyi bir yerde. Yani olması gereken yerde. O yüzden zihin kalitesi, düşünce, fikir üretme, analiz etme, doğruyu eğriyi birbirinden ayırma konusunda çok güçlü bir yapın var. Hatta bunun için kavga edebilen bir yapın var diye gösteriyor. Yani çok doğru. Ben söylemedim, sen söyledin ama doğru. Yani ben söylesem böyle söylerdim. Bir de her şey yapılabilir diyorsun sen aslında bu hayatta. Ve çok hani kariyerine de görüyoruz zaten. Çok farklı şeylere yapmış ve hepsini de başarmış birisin. Ben şeyi merak ediyorum. Ne olduğunda ya ben bunu yaptım diyorsun. Hangi his sana o? Oldu ya bu dedirtiyor. Galiba teknik ve hani eğrisi doğrusu daha net, daha kanıtlanabilen şeylerde yapıyorum onu. Mesela oyunculukta yapmıyorum. Çünkü gene zevk ve renge giriyor bence o konu. Ama onun dışında teknik bir şey başardığımda, işte el emeği bir şey başardığımda söylüyorum ben ona. Evet diyorum, ben bunu yaparım. Yani gereksiz mütevazılık da beni çok, beni demeyeyim de bana yanlış geliyor. Çünkü bir insanın kendini sevmesi, başardığı şeyi kendine de başkalarına da söylemesi zararlı bir şey değil. O birazcık galiba toplumsal algılar, birazcık böyle büyütülüş şeklimizle alakalı ama
yanlış anlaşılmayı göze aldığım nadir şeylerdendir o. Çünkü var olmam için kendimi görmem lazım. İnsanların da beni görmesi lazım. Dolayısıyla kötü şeyleri söyleyebiliyorken iyi şeyleri söyleyemiyor olmak bana biraz riyakarlık geliyor. Sürekli aman iyi bir şey yapama söyleme, iyi bir şey yapama övünme, neden? Yani bu tam tersi insanın insan olmaya gösterdiği bir saygı bence. Birbirine, birbirimizden başka kimsemiz yok ya. Yani güzel bir şey yapıyorsak söyleyeceğiz, kötüyse eleştireceğiz, daha iyi bir yere gidecek bu konu. Bana iyilik geliyor. Kendime de iyilik, başkalarına da iyilik. O yüzden dediğim gibi o teknik konularda da iyi olduğumu düşündüğüm için hep de öğrenmeye açığım. Oralarda diyorum, onun dışında... Mesela evde bir şeyleri yapar mısın? Her şeyi ben gerçekten yapıyorum. Ben marangozum, tesisatçıyım. Elektrik de pek yokum ama onun dışında niye? Ama öğrenebilirim. Yani tabii neden ki. Neden olmasın? Orada zevk devreye girdi işte. Elektriği çok ilgimi çekmedi ama tesisat, mesat... Yaparım marangozluk diyorsun. Var tabii. Süper. Tamir. Analitik misin, duygusal mısın diyecektim ama bayağı analitik, ikisi de, hepsi. Yani bir gün beni gör aşırı duygusalım, öbür gün tamamen analitik. Yani ikisini de çalıştırabiliyor olduğumu düşünüyorum. Aynı anda da yapabiliyorum diyorum. İşte hiçbir şey imkansız değil. Evet. Yani geliştirilebilir şeyler olduğunu düşünüyorum. Duygusallığımızın da, analitikliğimizin de. Çünkü beyin eğitilebilen bir şey. Bunu da biliyorum. O yüzden hep... Ben haritana baktığımda senin hep şunu düşündüm. Bu kadar böyle kendine ve insanın varoluşuna objektif, rasyonel yaklaşan yapı çok az gördüm ben diye. Çünkü ayın terazide bu aslında güzel bir yerleşimdir. Duygusal ilişkileri ve iletişimi iyi yönetmekle ilgili bir enerji. Merkür'ün Başak'ta, bu da zihnim de çok güçlü çalışıyor demek. O yüzden hangisini istiyorsam onu devreye sokuyorum gibi bir enerji var. Evet, bir de adaletli bir şekilde sokmak zorunda hissediyorum. Tabii, bir de o var. Yani işime geldiği gibi değil. Benim hep içimde bir ses vardır. Kendimi, yani zihnimi öyle eğittim. Ben mesela üzüldüğümde suçu başkasına veya bir şeylere atıp kendimi iyi hissetme yoluna hiç gitmem. Kendimi de heder etmem. Neyse o. O yüzden aslında adaletli olmak benim bütün varlığımı oluşturan şey. Aslında bir nevi mindfulness pratiği yapıyorsun gibi. Duygunun içinde çok uzun kalmadan. Öyleymiş. Biraz önce konuştuğumuz ben aslında yoga yapıyor, meditasyon yapıyormuşum gibi. Evet, bunu öyle bir şeymiş. Yani bilmiyorum, ben çok küçük yaştan beri böyle düşünüyorum. Hiç değişmedi. Sadece gelişmeye, hata yaparsam kabul etmeye odaklandım. Çünkü biraz küçük yaşta onun zor olduğunu veya bana karşı yapılmadığını gördüm. Arkadaşlarım hep şey diyorum, teşekkür etmek ve özür dilemekle alakalı. Bu sadece karşı taraf için değil. Yani mesela birine iltifat ediyorsun, hemen söyleme diyor. Diyorum ki benim bunu sana söyleme ihtiyacım var belki. Evet. Ya da bir arkadaşıma yardım teklif ediyorum. Yok yok, düşünmen yeter. Yetmez. Benim sana arkadaşlık yapma ihtiyacım da var. Yani o zaman ne yapacağım? Evde oturayım ben böyle. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Özür dilemek de öyle, teşekkür etmek de öyle. Zordur ama karşı tarafa da, bize de çok gerekli şeyler. Çünkü hepimiz bir aslında bu kadar engamenin içinde kişisel olarak da bir sürü şeyle uğraşıyoruz yani. Bir taraftan gelişim, dönüşüm devam ediyor. Sadece sürekli onun farkında olduğumu biliyorum küçük yaştan beri. Ben burada birazcık, bak şimdi çekindim özür dilemeye, bir daraldım. Hemen bunu yeneyim. Hemen elimi taşın altına sokayım, kendimi zora sokayım ama bunu yapayım. Çünkü karşı tarafa haksızlık olur öbür türlü. Hiç kaçmak yok. Nasıl bir aileye doğdun sen? Annem dominant, babam çok böyle tatlı, sakindir. İkisi de terazi bu arada. Bir ablam var, yay. O böyle başka bir insan gibi. ama biz üç terazi, üçümüz de aynı değiliz. Ben ikisinin bayağı böyle homojen birleşimi gibiyim. Bir tarafa fazla kaydığımda öbür taraftan alıyorum. Yani benim için denge de çok önemli bir şey. Çok fazla yaparsam diyorum ki bir dakika, burada sıkıntı çıkar. O yüzden çok ben dengeli olduğumu düşünüyorum. Ablam böyle yaydır o. O daha, o da çok mesela toplumsal sorunlar, işte çok duyarlıdır. Ama daha kendine, yani o daha huzurlu mesela. O daha huzurlu. O da savaşır, dövüşür ama kendine çok harap etmez o. O yüzden daha sağlıklıdır bu arada. Ben seni biraz daha cephede görüyorum o ben, zaman. Ben kurşuna kafa atarım. Ve yaparım yani. Çok da hala aynı fikirdeyim. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Düşünüyorum. Ben ortaokulda ilk kendim böyle hatırlıyorum. Bak, yuvayı hatırlıyorum. İlkokulumu hatırlıyorum. Yuvada da mesela satranç takımındaydım.
Yani rekabet, mesela rekabetim azaldı. Rekabetçilikten hoşlanmamaya başladım. Ama zaten o dövüşmek rekabette değil, galiba haksızlık, haklılık konusunda oldu. Bunu da ortaokulda fark ettim. Birileri kavga ettiğinde beni çağırırlardı. Müjde kesin, doğruyu söyler. Evet. Haklıyı, haklısızı söyler. Bir de kimse, yani benim tarafsız olduğumu bildikleri için hani bu taraf tutuyor falan da demezlerdi. Ben bir şey gibi, böyle moderatör gibi sorun çözerdim. Orada başladım ben dövüşmeye. Çok huzurlu bir okul hayatım oldu. Çok severdim okulu. Ama bir takım böyle sosyal kavgalar, toplumsal kavgalara hani ayıktığın yaş ya onlar birazcık. Oralarda başladı benim farkındalığım. Biraz gittiğin okullar kapanmış sonra. Öyle bir şeyler okudum bir yerde. Sorma ya. Onu sorma. İnsan denk geldi. Ya okulu kapandığı için depresyona giren bir insan gördün mü ya? Tam bir inek. Mezun olduktan sonra mı kapandı, okuldayken Allah'tan mi? Orta sondaydı. Ha, iyi, tamam. Yani en azından bir limite denk geldi. Ama üniversitede kendime geldim. Yani arada gittiğim liselerden biri de kapandı zaten. Bilmiyorum bu ne demek, nasıl bir şey. İlkokulda gittiğimiz sınıf kapandı mesela. İki ilkokul, tek ortaokul, üç lise, tek üniversitem var. İlkokulda sınıf kapandı, ortaokulda okul kapandı. Lise tamamen yok artık, rezidans diktiler yerine. Öyle bir şey oldu, evet. Niye bilmiyorum. Ben biraz anladım haritandan ama şimdi söylersem yükselenin falan ortaya çıkar, ondan sonra çıkışta söyleyeceğim sana. Bir aklımda kurdum, ondan lütfen oluyor filan. Lütfen söyle çünkü bu benim hayatımda çok mistik bir konu. Çok merak ediyorum yani niye ben diye, böyle Bihter gibi niye ben? Çünkü ortaokulumu çok seviyordum. Yani orası beni ben yapan yerlerden biridir. Çok çok iyi bir okuldu. Çok güzel bir eğitim vardı. Keşke orada devam edebilseydim. Hayatım yani çok başka bir insan olmaya devam ederdim bence. Başka bir yere giderdim. Peki şeyi soracağım sana ya. Ben şeye çok inanıyorum. Böyle içimizde çok farklı karakterler barındırdığımıza, bazılarının belli dönemlerde daha fazla ya da belli kişilere karşı daha fazla ön plana çıktığına inanıyorum. Ve oyuncular da aslında oynadıkları her karakter bir yanıyla bence kendi içlerinden bir şey. Bence de. Bir şeyi soracağım. Hani en çok hangi karakterle kendini, şimdiye kadar oynadığın hangi karakterle kendini yakın hissediyorsun? Bence ikisi çok bana yakın. Biri şu an oynadığım Alev. Ama 5 sene önce oynasaydım bence bu kadar eşleşmezdik. Yine doğru yer doğru zaman gibi bir şey oldu. Bir de 20 dakikada oynadığım Kuzgun. O kız böyle deri ceket, at kuyruğu, işte biraz hafif illegal, bıçkın bir tipti. Mesela bir gün benle tanışsan ben öyle bitiririm. Böyle. Şey de öyle değil mi? Paramparçadaki aslında orada da bir yerlerden kaçıyorsun, koşuyorsun ilk rolde, ilk bölümde. Evet ama o hikaye daha böyle aşka ve işte başrollerin hikayesinin bir yan rolüydü. Orada çok kendini gerçekleştiren ve karakterini oturtan bir kız yoktu. Kuzgun çok, o dizi çok şeydi. Her karakterin böyle ayrı hikayesi vardı ve orada kimi oynadığımı çok net biliyordum. Şimdi Alev de öyle. Yani yapımcımıza zaten teşekkür ettim. Dedim ki bana bugüne kadar bu kadar geyik, bu kadar komik, bu kadar doğaçlamaya müsait bir rol gelmedi. Çünkü belki cesaret etmediler, belki kolaycılık yaptılar daha böyle. Ki oynadığım hiçbir rol birbirine benzemiyor aslında ama belki akılda kalanlar daha fazla. Siz dedim, ben ilk tercihiniz miyim yoksa dedim hani sonradan mı şey oldum? Yok biz senin bu rolü oynayacağına eminiz dediler. Dedim o zaman oynarız. Çünkü bir taraftan da aşırı geyik. Şey bir çok tipim. Çok dobra, çok korkusuz. Hatta biraz patavatsız bence. Dürüstlük öyle bir şey. Ne yapacaksın? Yani kem küm ederek de doğruyu söyleyemiyorsun yani olmuyor öyle. Doğru, hisleri konusunda da son bölümlerde görmeye başladık. Biraz daha böyle belli etmeye başladı en azından ama bakalım nereye doğru evrilecek. Ben de bilmiyorum. Bu tipik böyle derler ama gerçekten öyle. Yani senaristlerimiz burada yani helal olsun müthiş yazıyorlar. Son sahneyi okuyorum. Öyle bir yerde kesiyorlar ki o sahnenin devamı öbür bölümde. Yok o sahne elimizde. Bölüm yok. Nasıl bekliyorsun bir hafta? Çok da düzenli yazıyorlar. Birkaç gün sonra geliyor ama biz de merak içindeyiz. Çünkü hep bir böyle ters köşe. Acaba onlar da mı bilmiyor böyle oturup artık ya şöyle mi yapsak diye? O varsa değil bile bize. Bence çok netler ya. Çok ne yaptıklarını biliyorlar yani. Çok güzel yazıyorlar.
Bir de şeyi dikkat ettim. Alev çok sahip, sevdiklerine sahip çıkan bir karakter. Nur Sema'ya sahip çıkıyor aslında son bölümlerde. Evet. Sende de böyle bir şey var. Böyle sevdiklerimi teselli edeyim, duygularına sahip çıkayım gibi bir şey görüyorum ben sende çok. Evet. Arkadaşlık, dostluk benim için çok çok önemli. Yani çok aile hayatında böyle hani şey aileler olur ya böyle mıç mıç. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Demek ki nasıl varsa içimde o ihtiyaç. Ben arkadaşlarıma çok düşkünüm. İlkokul arkadaşlarımla görüşürüm, ortaokul arkadaşlarımla görüşürüm, lisedekilerle görüşürüm. Mesela onları kayırırım. Yani şöyle bir şey var bende. Bir insan ne kadar yıllıksa onun hata yapma payı o kadar fazladır. İşte onu alttan alma payı var. Şeyim daha fazladır. Evet bu işleyen bir şey değil. Ama işte yine böyle matematiksel bir adalet yapıyorum herhalde orada. Yani her şeylerini ben bilmeliyim. Bir şey olduğunda ben koşmalıyım. Gidemezsem canım sıkılır. Yani mesela kıskançlık duygum sadece arkadaşlarıma karşı var. Sadece. Nasıl bir kıskançlık? İşte niye görüşüyorsunuz bensiz gibi? O da var. O da var. Ama bir şey olduğunda bana ihtiyaç duymalarını istiyorum. Ben yapayım istiyorum. Yani o arkadaşlığı ben onlara vereyim. O yardımı ben yapayım istiyorum. Yaparım da yani. Hani taşı delerim yani. Böyle şey, belki çok sanırım çok bahsetmeyi sevmiyorsun. Çok da hani aslında o duyguya girmeden yaşamışsın. Bir hastalık dönemi var. Evet. Girebiliriz. Hiç problem değil. Orada da hani şey gibi gördüm. Hep senin verdiğin röportajlarda falan. Sanki hani bir kendimi iyileştireyim. O sırada siz üzülmeyin. Çünkü sizi de iyileştirmem gerekir o dönemde. Hepinize yetemem. Evet. Önce bir kendime yeteyim gibi gördüm. Hastalık konusunda yani o sırada nasıl öyle düşündüm bilmiyorum daha önce öyle bir şey yaşamadığım için. Ama işte analitik bir anda acayip şey oldum. Aşırı mantıklı sanki organizasyon yapıyormuşum gibi. Dedim ki ben hastaneye yalnız gideceğim çünkü sabah şimdi darlanırım. Sakin gideyim. Yani bu benim için mesela üzgün hissedeceğim bir şey değil. Çok mantıklı ve faydalı bir şey. Çünkü kendimi tanıyorum. Dedim ki hasta olan benim. Ben daha nasıl rahat ederim en fazla? Böyle. Ama işte insanları yönetmek çok zor. Çünkü işte onları da anlıyorum. Ama hasta olan insan ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Hmm. İşte elini taşın altına sokacaksın. Gerekirse sen üzüleceksin ama o sıkıntı yaşamayacak. Doğru. Bencillik geliyor bana. Ama yanında olayım ama biz de gelelim. İstemiyorum. Yani ben netim. Ben ne istediğimi biliyorum. Şimdi bilmiyor olsam gel. Şimdi evet. Bu böyle diyor ama böyle değil bir insan da değilim. Ben ağzımdan ne çıkıyorsa oyum. Yani hiç şöyle yapmadım hayatımda. Ne istediğini bilen insanın zaten o konuda yardıma ihtiyacı yok. Şimdi hasta olan mı mutlu olsun? Huzurlu olsun sen mi? Orada bir tık bencillik yapıyoruz. Yani aman yardım etmemiş olmayayım, aman yanında olmamış olmayayım. Doğru. İşte orada kendinle yüzleşmen lazım. Ne için yapıyorsun? İşte ben maalesef hastayken bile siz bir düşünün bunu falan dedim. Çünkü çok hassas konular. Yani benim o sırada minicik düşürdüğüm bağışıklığım, minicik düşürdüğüm moralim benim çok başka şeylerime sebep olabilir. Bu vebale giremezsin bencillikten veya kendi içinde yaşadığın sıkıntıdan. En önemli şey elini taşın altına sokup kendine dürüstçe bakabilmek. Ben dedim ki istemiyorum. Ameliyattan sonra gelebilirsiniz. Öyle yaptık. Şu anda bu süreci yaşayanlara nasıl bir tavsiyen olur? Aslında bu buradan biraz anlıyorum ben ama ne istiyorsanız onu yapın diyorsun biraz daha. O kadar. Yani o sırada kim kırılacak? Aman şimdi buna ayıp olur. Ya olur mu öyle şey yani? Ben annem babam bile istemedim yanımda. Bir hafta erteledim. Çünkü gelmeye kalktılar. Bir de öyle inatçıyım. Dedim ki olmam ameliyatı. Gelemezsiniz. İstemiyorum. Yani ben tek başıma müziğimi açacağım. Mesela arka sokakta bir arkadaşım vardı kankam. O geldi benimle. Dedim ki ayrı arabalarla gideceğiz. Ben müzik dinleyeceğim. Yani ben konuşmak istemiyorum. Müzik dinlemek istiyorum. Bu arada sıfır korkum vardı. Benim anesteziyle sıkıntım vardı sadece. Bayılmak istemiyorum çünkü. Adam bana dedi ki kansersin. Ben böyle yaptım. Bayıltıyor musunuz ameliyatta? Önemli olan o. Dedi ki niye soruyorsun? Ben dedim ayık olabiliyorsam öyle olmak istemiyorum. Sen biraz kontrolü elden bırakmak istemiyorsun bence. Evet. Tamam. Evet o konuda da çok netim. Ya çünkü kontrollü olup saçmalayıp abartan olur. Ama ben dengeyi tutabiliyorum. O yüzden diyorum her şey olabilir. Yani o konuda da kalıplar var. Çok kontrolcü işte ipin ucunu kaçırır. Çok duygusal kendini çok üzer. İşte çok duyarlı olan kendini harap eder. Hayır ben hem duyarlı olup kendimi harap etmemeyi başarıyorum. Ben hem duygusal olup hem mantıklı olabiliyorum. Yani bu imkansız bir şey değil.
nadir olabilir ama imkansız değil. Benim hayatımı zorlaştırmayın yani bu konuda. Ben yapabiliyorum bunu. Benim mücadelem onunla değil, insanlarla işte o algıyla. O yüzden o doktorum da dedi ki, böyle baktı bana, süpersin dedi. Çoğu hasta hastanede öğreniyor huyunu. O anda içinden bir şey çıkıyor değil mi? İstemiyorsan vermem bu kadar dedi. Ve ben ayık indim ameliyathaneye. O yüzden kolay geçirdim. O yüzden rahat uyandım. Benim istediğim zaman ziyaretime geldikleri için, ben kendimi topladıktan sonra geldikleri için bak, sıfır sıkıntı. Şimdi bunun böyle ciddi hastalıklarda ne kadar mühim olduğunu söylemeye hiç gerek yok yani. Ve ben tecrübeli de değildim. Sadece kendimi bildiğim için çizgiyi çekebildim. Maalesef cesaret buna evrildi. Bir dostuna, ailene doğruyu söylemek zor olmamalı bu hayatta. Hayat zaten yeterince zor. Doğru. Dostuna dürüst olabilmelisin. Sevdiğine dürüst olabilmelisin. Kendine ailene dürüst ol önce. İlk şey bu. Ama işte çoğu insan karşı taraf içinde kendine olamıyor zaten. Ama bu dostluk değil, bu aile ilişkisi değil o zaman. Peki şeyi soracağım ya, aslında bu kadar hani kontrole sahip olan bir sen kendini nasıl senaristlerin ellerine bırakıyorsun rollerde? Bu da bir güven. İşe saygı duymakla alakalı. Ben yazamam, ben çekemem. Onların işi, onlar yapıyor. Benim işim de bu. Böyle karışıyor musun arada? Hiç karışmam. Hiç. Sıfır. Şimdi o zaman gelsin %100 doğrular. Birer soru soracağım. Tek cümleyle cevap istiyorum senden. Hazır mısın? Hazır. Kızdığında ne yaparsın? Bayağı kızarım, bağırırım, söylenirim. Biraz bağırıyorum galiba. Bağırma huyum var. Yani atmam lazım. Üstümden çıksın o enerji diye. Evet, bir şeyler fırlatıyordum eskiden, şimdi yapmıyorum. Ha, tamam, bir Merkür-Mars karesi var çünkü haritada. Merkür böyle iletişim, Mars'ta gerekirse mücadele etmek, işte o hak savunuculuğu, biraz da öfke. Öfkem olursa dilime dokunur o kesin. Benden çıkar diyor. İçimizi bir yerde. İçimizi atmayalım da, aman. Aman, aman. Çıksın. Üzüldüğünde ne yaparsın? Ağlıyorum. Hemen de ağlarım. Ya o yani, da işte terazilik. Hemen ağlıyorum. Bence atmak lazım ya. Yani kavga da ağlamak da çözüme yönelik bence. Öyle düşünüyorum. Biriktirmeden yani. Duyguları gibi. Evet. Peki bir şey soracağım. Keyif almadığın bir işi yapar mısın sen? Yok. Yok. Yani imkansız. Beni ikna edemez hiçbir şey. Venüsyen bir yanın var çünkü o terazilerde falan. Şimdi ben öyle terimleri atıyorum orada. Venüs de böyle şey, keyif almakla ilgili, hayattan zevk almak, mutlulukla ilgili. Ha, keyif almadığım işte yapmam birazcık da aslında. Keyif almadığım hiçbir şey yapmam. Evde kahvaltı yaparken bile bugün nereye oturup nereye bakmak istiyorum, hangi fincanla içeyim ben bugün çayımı diye, her şey keyifli olmak zorunda. Günü doğuruyorum, günü batırıyorum diye anlatıyorum. Tam bu zaten. Keyifçilik kalpten. Peki bunu merak ediyorum ya. Özgürlüğüne müdahale edildiğinde ne yaparsın? Ettirmem. Karıştırtmam. Yani karıştırdığım oldu da bunun iyi sonuçlanmayacağı zaten aşikar kimse için. Yani benimle alakası yok. Uzun vadede resim belli. Bir insan kendi olmuyorsa, özgür değilse zaten hiçbir şey yapamaz. O yüzden ben zaten kimsenin alanına girmem. Çünkü kendin olmak ne kadar önemli bir şey biliyorum. Yani benim için özgürlük biraz kendin olmakla aynı şey neredeyse. Onun kimseye faydası yok. Olduğunu da görmedim zaten hiçbir zaman. Müjdenin haritasında Uranüs de güçlü arkadaşlar. Tahmin etmişsinizdir. Astroloji bilenler hemen notlarını alıyor. Tam Uranüs'ü güçlü kesin. Uranüs mü yapalım? Uranüs böyle bireysel, net, güçlü bir enerji. Ve çok sınırlarına dokundurmamakla ilgili. Ve çok böyle gerçek bir hakkaniyetle bağlantılı aslında. Hani merhametten, acıma duygusundan gelen bir şey değil de rasyonel bir hakkaniyet. Zamanında Fransız devrimini yapma enerjisi aslında bu. Yani yaparım. Ya bu arada kendi hakkımı koruduğum kadar başkasınkini de korurum yani. Diyorum ya, hiç orada şey yok. Objektiflik. Peki şey merak ediyorum. Böyle bunu biraz konuştuk aslında ama duygular mı mantık mı? İkisinin arasında kaldığında ne tarafı seçiyorsun? Ben arada kaldığımda kilitleniyorum ya. Bak böyle çok şimdi kararlı, net gözüküyorum ya. Bazen karar veremiyorum. Benim kafamda hep terazi var. Gerçekten terazi var. Yani terazi olduğumu bilmeseydim de kafamda terazi olduğunu bilirdim. Artılar eksiler. İşte herkes için, benim için, ortam için, işte işte de herkese faydalı olan. Ben hep en üstten başlarım. En mükemmelden. Onu yapamıyorsam bir alt, onu yapamıyorsam bir alt. En mükemmel dediğim şey de şu. Herkese faydası olan şey. Bana da. İşte en doğru taktik. Bazen bu çok basit bir şeyde de oluyor. Karar veremiyorum çünkü o an net değilim. Atıyorum acıktım. Çok basit örnek vereyim. Uçmayalım. Genelde çok netim. İşte canım şunu çekiyor. Onu yiyene kadar da uğraşırım. Ama bazen arada kalıyorum. Ya da işte bir yer müsait diye bir şey. Bak
Felç. Felç. Artılar eksiler, artılar eksiler. Böyle kafamda. Ha, yemek için de yapıyorsun bunu. Her şey için. Çünkü mükemmel olmak zorunda ya şimdi. O sırada evet. Canım çekti. İyiyim. Başka vaktim de olmazsa. İşte yarın canım çekmez falan filan. Kafamda bir toplantı. Artı, eksi, artı, eksi. Ama işte bu başta sordun ya, yorulmuyor musun? Ben bunu yapmazsam yorulurum. Ben bir şey çözmezsem yorulurum. Bana çok kolay. Benim için çok kolay bu. Böyle anlatırken çok uzun sürüyor ama bir şey çözmek, doğru kararı vermek, mutlu olmak o kadar zevk aldığım bir şey ki bu yorucu bir şey değil benim için. Ben böyle senin zihninden bir Pixar filmi istedim şu anda. Hepsi küçük küçük konuşuyor. Toplantıya evet. Girmişler. Hakikaten orada evet. Toplantı var yani. Doğru. Ama bazen kalıyorum. Prestij mi, özgürlük mü? Özgürlük canım. Cevabını bildiğim soruyu niye soruyorum yani, ben de yani. Hiç yani. Hiç soru değil yani, hiç soru işareti bile olmadı kafamda. Evet, şimdi biraz geçmişe yolculuk yapacağız. Sevgili Müjde'nin haritasından belli başlı bölümleri çalıştım. Geçmişteki tarihleri çalıştım. Karşılaştıracağız bakalım benim çalıştıklarım, Müjde'nin yaşadıkları nasıl uyuyor, örtüşüyor mu diye. Bir kısmı çok çocukluktan, o yüzden çok hatırlamıyor da olabilirsin. Ama belki çıkışta bir anneye, babaya ben sormak da olabilir. Çok çok, çünkü hemen doğdum. Mesela Şubat, Mart 1985'te daha yeni yani. Hani çok eski. Orada ailede bir şey olmuş ufaktan. Hadi onu geçeyim. 1988'i hatırlar mısın genel anlamda? Aile içinde bir değişim. Yuvadayım. Ben çok erken gittim yuvaya ama 5'te mi gittim acaba? 4'te gitmiş miyimdir? Ne olmuş gibi? Yani biraz düzenim bozulmuş gibi. Belki gerçekten de yuvaya gittiğin evre. Çünkü düzenim bozuldu. O yüzden biraz bir kendimi güçlü olmak zorundayım gibi hissediyorum. Sağlam duruyorum falan gibi bir şey var buralarda. O bence aile içi ilişkidendir. Çünkü ben yuvada da çok mutluydum. Yani böyle yuvaya bırakılan, ağlayan çocuklar var ya. Ben arkama dönüp gitmişim. Yani sıfır. Ben okulu hep çok sevdim. Yani o yaşta bile. Ama bizim aile biraz çalkantılıydı ben küçükken. Şimdi çok huzurlu yani, herkes mutlu diyorum zaten, gareziniz küçüklüğümüzde miydi diye. Belki işte o tam hatırlamadığım süreçte belki anne babada ya da işte daha büyüklerde bir şeyler oldu da ben onu sezdim bu şeyle, olabilir. Açık algıyla. Ben yani ben de bunu birazcık çünkü kişisel ilişkilerimize de bağlıyor. Sonrasında da konuşuruz istersen. Diyor ki burada bir kırılma noktası yaşamışım ben ve hani kendim güçlü olmam gerektiğine dair de bir karar almışım yani aslında gibi bir evet, bir karar almış olmam şart yani. Bu kadar, bu kadar net büyünür mü yani? Gerçekten bir şey olmuş bence de. Ay şey, tam böyle 10 yaşlar, 9-10, 93-94 yıllarını hatırlar mısın? Evet, ilkokulla. Tabii ilkokul. Tabii, ya. Aynen. Ortaokula geçiş yakın. Evet. Burada biraz anneyle ilgili, anneden ayrılma, ayrışmayla ilgili net bir şeyimiz var. Var var. Biz çok benziyoruz. O yüzden çok dövüştük. Yani mental olarak da bayağı bir dövüştük. Ama işte sakinledikten sonra şunu görüyorsun. Mesela iyi ki böyle olmuşum. Yani o kadar zaten büyümek de sancı. Yani mutlu da büyüsen sancı yaşıyorsun. Şeyde biz onunla bayağı bir dövüştük. Tam da yani o yaşlarda başladı. Zaten karakterimizin oturma süreciyle ilgili bizi biz yapan şeyler. Hani şey gibi çok dramatik ve çok zorlu şeyler olmadığı sürece biz orada bir şekilde yolu buluyoruz. Ama burada bir şey yapmışız. Bir anne sen orada dur, ben buyum, sen ayrısın falan demişiz. Tam o zaman başladı. Çünkü o da alanına çok şey böyle hakim ve düşkün. Ben çok küçük yaşta öyle olunca herhalde bir böyle bir alan kavgası oldu. Ne oluyor demiştir. Ben olsam ben de bir şey demiştir. Ya bu arada doğru şunu yaşında. Da anlıyorum. Yani anne olunca bir anda o annelik, erdik, her şeyi doğru yaparız. Bir de benim ablam var, benden 8 yaş büyük. Şu an o kadar her şey okeyim ki. Herkes öğreniyor. Anne olunca da öğreniyorsun, 90 yaşında da öğreniyorsun. Önemli olan onlara takılmamak, travmaya takılmamak, devam etmek. Yani üzüldüğüm, travmatik olduğunu düşündüğüm şeyler yaşadım ama hiçbirini taşımıyorum artık. Alacağımı aldım. Üzüleceğimi üzüldüm, geçtim. Herkes yaşıyor çünkü. Evet. Bir tek ben yaşamıyorum ki. Böyle. 2001'i soracağım ama burası zaten bildiğimiz bir yıl. Yani ben de şey gibi gösteriyorum. Popüler olma, güzellik ve dönüm noktası ve iyileşme gibi koşulların hızlı ilerlemesi gibi. Evet, yarışmaya girdim. Niye girdiğimi de bilmiyorum. Bak çok enteresan. Bir önceki sene girecektim. Girmedim. Bu arada ben hala niye girdiğimi bilmem. Manken olmak istemedim, oyuncu olmak istemedim. Başvurdum oraya yani. Niye bilmiyorum. Sonra yazlığa gittim zaten. Döndüm arkamı gittim. Ben okulda da şeydim ama. Yani popülerlikse onun adı veya işte yani işte sınıf başkanıyım. İşte bir şey yapılıyorsa önce ben gidiyorum falan. Bunun adı belki popülerlik de değil ama.
Belki o kitlesel bir şey olduğu içindir. Evet. 2001. Evet. 2004 de güzel bir dönem. Görünürlüğün arttığı bir dönem gibi diye gösteriyor. Bu dönem DJ'lik yaptığın dönem galiba. 2005'te girdim. Hmm. Fakat oralarında şöyle güzelliği var. İşte ortaokuldan sonra lise dönemi biraz böyle bende bulanık. Hmm. Kendime gelemedim çünkü. İşte arkadaşlarım, okulum gitti. Hmm. İşte amanın ne olacağım dediğim. İşte 2004 gibi ben kendime geldim. Hmm. Yani üniversite bir iki de böyle bir karambol geçti. Hmm. Sonlarına doğru tam o zamanlar bir artık tamam dedim ben döneyim hayata. Şeyler güzel, 2008'ler güzel, kıymetli, keyifli, eğlenceli diye gösteriyor. Evet. Buralarda zaten galiba. Hangi dizi? Eğlendik. 2008. Benim 2008 zaten ilk dizide oynamayı kabul ettim sene. Tamam. O zamana kadar hiç istemedim. Kurumsal çalıştım, reddettim, ne işim var dedim. 2008'de bir çok tatlı bir yönetmenimiz beni ikna etti. Hmm. Çünkü zorlamadı. Dedi ki bir dene, istemezsen yapmazsın dedi. Hmm. Öyle deyince... Bulmuş resmen huyunu. Bana havayı iyi kokluyor. Evet. O, tam o zaman ilk diziyi kabul etmiştim. 2013 burası bir güçlenme dönemi. Ben kaç yaşındayım 2013'te ya? 29. Bazı seneler yok gibi bende. Çok garip. Çok hızlı geçiyor ya bir yaştan tabii. Sonra. Bir de yıl bazını söyleyince hatırlamak kolay olmayabiliyor. Ama 2013'ler bayağı böyle şey gibi sağlam adımlar atarak ilerliyorum hayatımda. Bireyselim, tek başımayım, güçlüyüm. Burası şey gibi bir de yaşımdan büyük kişilerle yan yanayım gibi bir enerji. Sanki buralar Muhteşem Yüzyıl falan olabilir mi? Muhteşem Yüzyıl 2011 olmalı. Mesela 2008'de kabul ettim ilk diziyi ama sonra o yani esas o Muhteşem Yüzyıl'da ben ikna oldum oyunculuk yapmaya. Dedim ki baktım benim de izlediğim, saygı duyduğum insanlar beni oyuncu olarak görmek istiyor. Sonra ben karar verip tamam ben bu işi profesyonel olarak yapacağım, ne gerekiyorsa yapayım diyerek girdim. O iş kararlılığının ve orada güçlü hissetmenin etkisidir o. Olabilir. Çünkü burası şey ne yapacağımı biliyorum. Bundan sonraki 30 seneyi ben aklımda kurdum biraz daha gibi böyle. Kesin. 2016-2017 buralar çok güzel ya. Işıl ışıl, ferah, parlak görüyorum ben burayı. Bayağı keyifli gördüm. Evet onlar da güzeldi. Buralar keyifli. Sonra pandemi boyunca birazcık daha böyle iç dünyamda bir temizlik yapıyorum gibi birazcık da hani. Ben sıkıntı yaşamadım pandemide açıkçası. Hı-hı. Çünkü şöyle işime geldi. Hem kaçırdığım hiçbir şey yok. Hem zaten evde oturmayı seviyorum. Bir de hep yapacak çok işim olur benim. Evet. Ayıklayacak bir sürü şeyim olur. İşte her şeyi de böyle tam doğru yapmak istediğim için. Hı-hı. Bir şey atacaksam da o da böyle uzun uzun düşünülür. Fizibilite yapılır. Hep bir tuduğum olur. Onları rahatça yaptığım, spor yaptığım, düzenli mesela yani herkesin uyku düzeni bozuldu. Ben erken yattım, erken kalktım, günde iki kere spor yaptım, evimle ilgilendim, yemek yaptım. Yani böyle herkes gibi yemek yapmadım da öğrenmek istediğim bir şey vardı mesela onu öğrendim. Ben çok mutlu yaşadım mesela pandemiyi. Bana şey iyi geldi. Gibi, yani bana da böyle bir derleyip toparlama hali gibi kendini gibi geldi. Şimdi yakın vadede tabii ki bu şey hani güzel ama önümüzdeki dönem için bir şey söyleyeyim mi? Tek bir şey söyleyeyim. Söyle. Bence bu yaz aylarında Haziran'la Ekim arasındaki dönemde bayağı böyle hani eğlenceli ve keyifli geçecek. Neşeli, mutlu, eğlenceli, keyifli geçecek. Ağustos'un ortasında sen ya ben bundan sonra şöyle işler yapmak isterim. Buna okeyim, buna değilim gibi böyle bir kendi içine bir karar alacaksın. Zamanı gelmişti iyi. Ekim ayıyla beraber de Ekim'de bir sıçraman var. Ya burası çok güzel, çok kalıcı, çok sağlam ve hani belki 18 yıldır verdiğim emeğin karşılığını gerçekten alıyorum ama artık bana iyi gelmeyenleri de üstümden atacağım. Şu insanları, bu kişileri, bu ortamları hepsini eleyebilirim diyorsun. Önümüzdeki 1,5 yıl mis gibi bunun üstüne ilerleme geliyor. Bunu yapabilmekle ilgili sıkıntım var evet. Yani dönüşmeye başladım ama dönüşüme de biraz şey olduğum için dirençli. Yani başta dedim ya uzun yıllardır olan arkadaşlarımın işte kredisi yüksektir falan ama işte o da dengesizliğe ve yanlış kararlara sebep oluyor. Ondan kurtulmaya karar verdiğimi hissediyorum. O direnip ay öyle olmasın dediğim şeyde geçtiğimi düşünüyorum. Bence bunları atıyorum üstümden artık ve artık atayım çünkü çok araftayım şu an artık. Artık bir dönüşüp oraya gelmem lazım. Evet, yeterince tuttum. Evet, bir ferahlama evresi gibi. Yaşasın. Çok sevindim şu an. Oh. Oh be. Eğlenirsem de yazın çok sevineceğim. Çünkü geçen yaz çok çalıştım. Yazın hiç çalışmazdım. Geçen yaz çalıştım. Bu yaz var mı projeler?
şu anda? Şimdilik yok. Ben yazları bilerek çalışmıyordum. İş kabul etmiyordum. Geçen yaz kabul ettim. İyi ki de yaptım. Çok güzel şeyler oldu. Ama bir iki yazdır istediğim gibi geçmiyor. Bu yaza dedim ki güzel şöyle bir eğlenip keyifli vakit geçireceğim. Zaten iyi oldu. Kızılcık şerbet de çok bomba gibi gittiği için önümüzdeki sezonda devam edecek diye görüyoruz şu anda. Öyle gözüküyor, evet. Yoğun bakalım. Bir tempo bekliyor yine seni. Evet, çalışalım. Çalışmak iyidir. Çok teşekkür ederim katıldığın için programa Müjde. Çok keyifli oldu. Bizim de böyle detayları ve özelinden parçaları da paylaştığın için teşekkür ederiz ayrıca. Evet, ben çok teşekkür ederim. Bana da çok iyi geldi. Yani biraz böyle anlatma huyum vardır ama faydalı olduğunu da düşünüyorum. Burçlarla alakalı belki kafada bir şeyler netleşmiştir. Ben daha fazlasını da dinlemek, duymak isterim. Aynen. Teşekkür çıkışta ederim. Yapacağız. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. %100 Astroloji'nin başka bir programında, bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler.